Peki Banu Alkan'la devam edeceğiz. Edelim. Dün yayında işledik. Kendisinden 17 yaş küçük Kemal Yıldız isimli bir beyefendiyle nişanlandığını da açıklamıştı. Onur Akay canlı yayınımıza bağlandı. Dedi evet. ki bomba iddialarım var. Bu kişi aslında o kişi değil. Gerçek ismi başka bir isim. Bu kişi daha önce yine kadınları dolandırmış dedi. Yani bu konularda mimli bir arkadaşımız evli olduğunu dedi. Hala evli iddia olduğunu etti. Söyledi. Hala evli. Hollanda'da dedi. Çocukları var o evliliğinden de dedi. Bir çocuğu var. Yani bir dedi de dedi. Biz de burada olayları yorumladık. Fakat Banu Alkan izledi ve bakın ne yanıt verdi. Buyursunlar. Jet hızıyla nişanlandı. Dolandırıcı çıktı iddiaları. Magazin gündemini salladı. Kirada oturan biri yani ne bir işi ne bir parası. Gazeteci Onur Akay, Beyaz Magazin canlı yayınına bağlanıp olay açıklamalar yaptı. Bu beyefendinin yani nişanlısının eşi... Banu Alkan'ın gönlünü kaptırdı. Genç adam annesini evli kaldırdı. Kimi dövdüğünü aile iddia ediyor. Yani... Kimlere borcu var? 3000 dolarım, 3000 euro mu ödesin onu... Gündemi belirleyen haberimizin ardından çıkan bazı haberleri Yunus Kemal Yıldız ve Afrodit nasıl tiye aldı? Banu Alkan müstakbel eşi hakkında ortaya çıkan iddiaları önemsemiyor mu? Aşk sarhoşu mu oldu? Banu Alkan'ın evlilik kararı hala konuşulmaya devam ediyor. Kendisinden 17 yaş küçük, ismi Kemal Yıldız ama asıl ismi Yunus Kemal Yıldız olan iş insanı oğlu iddia edilen genç adamla evlilik kararı alması magazin gündemini alt üst etti. Gazeteci Onur Akay'ın Beyaz Magazin canlı yayınına bağlanıp ortaya attığı iddialar kan dondurdu. Banu Hanım'ın nişanlısı Hollanda'da engelli parasıyla geçiniyor. Doktor kontrollerine bile bastonla giderek artık Hollandalı doktorlara nasıl bir oyun oynadıysa. Asıl ismi Yunus Kemal Yıldız. Yani adını Kemal Yıldız olarak tanıdığımız şahsın gerçek adı Yunus Kemal Yıldız. Soyadı da Yılmaz değil. Dün bana bilgi veren kişiler o Yılmaz'ı da yanlış vermişler. Annesine şiddet mi gösteriyor? Kimi dövdüğünü aile iddia ediyor. Yani damat adam... damat diyorum nişanlısı. Annesini dövüyormuş, kendi annesini, kız kardeşini tehdit eden biri. İş insanı olduğu iddiaları gerçek değil mi? 1+1 dairede kirada oturan biri. Yani ne bir işi, ne bir parası, ne evi, ne de arabası varmış. İnsanlara borcu mu var? Bunun gibi uçan kuşa borcu varmış. Aile onu iddia ediyor. Herkese borç takmış yani, öyle mi bu adam? Bu haberlerin ardından Banu Alkan dün yaptığı paylaşımlarla haberleri tiye almıştı hatırlarsanız. Yorumcularımız kararına saygı duymakla birlikte kendisi için endişelendikleri Banu Alkan bugün müstakbel eşiyle birlikte iddiaları yine tiye aldı. Yunus Kemal Yıldız kendisi hakkında yapılan uçan kuşa bile borcu var haberlerinin altına. Kuşlar ne zamandır kredi verir oldu? Borcum Allah'a. Kuşlar da donsuz uçmaya devam etsin diyerek tepkisini dile getirdi. Banu Alkan da genç nişanlısına destek çıktı. Evet, iddialar böyle. Banu Alkan'ın nişanlısı hakkında ortaya çıkan detaylar gerçekten kan dondurucu. Acaba Alkan bu iddiaları dikkate alacak mı yoksa yaşayıp kendisi mi görecek? Diyor ki siz ne derseniz deyin. Ne oldu Bilal Beyciğim, ne oldu? Şimdi ben mi destekliyor oldum? Nasıl bakın, yani? Kadın nasıl arkasında ilişkisinin aşktan gözü kör olmuş. Yolu sen açtın. Sen yolu ben açtım. Önden destek olduk tabii. Önden destek oldum. Yaşayın dedin. Adam için ne dedi? Kime benziyor dedi. Pardon, kusura bakmayın da 60 yaşındaki bir kadını benim yönlendirmeme ihtiyacım mı var? Buradan, ve burada vermiş olduğu bu cevapla. Oldun. Medyadan destek aldı kadın. Senin sayende. Benden destek aldı ama bakın arkasında aşktan gözü kör olmuş bir kadından bahsediyoruz Bilal Beyciğim. Yani seni beni mi dinleyecek? Bak biz burada... Dün neler konuştuk? Onur Akay bağlandı, neler söyledi? Hiçbir şeyi dikkate almamış. Umarım Banu Alkan bu olayda zarar görmez. Bunun bedelini ağır ödemez. Yani iddialar çok ağır. Ve ben şunu da anlamıyorum. Ya Kemal Bey, sen bu kadar iddialarda bulundu senin için. Çocuğunun kumbarasını patlattın dendi. Kolundan bileziği aldığı dendi. Eski eşini dolandırdığı söylendi. Sen nasıl bunlara cevap vermezsin ya?
ağır bir ithamda bulunuldu sana burada söyleniyor. Yani insan biraz yani karakterli bir insan kalkar. Eski eşi de değil, hala evli verir. Olduğu söylendi hatta. Ve artı hala evli olduğunu söyleniyor ki öylesinde. Yani Hollanda'da yaşıyormuş eşi de. Evet, yani kalkıp da sen şimdik böyle yok kuşlar uçtu, ya adama, göçtü, adama gitti. George Clooney dedin ya. Ya şimdi de adama dedim, gider yapıyorsun. Ama ne bileyim ben Bilal Beyciğim, bakın ben bilemem ki. Yani anlasa da ben bilemem de. Benim bir müneccimliğim, benim bir kahinliğim yok ki. Ben bildiğimden mi dedim? Ben bildiğimden mi dedim? 6 ay bekleyin, acele etmeyin. Ben tamam, bildiğimden siz, mi söyledim? Tamam, siz bana göre daha yani, olgunsunuz. Ne, daha ne, hayat görmüş ayda, geçirmişsiniz. Bak şimdi daha temkinlisiniz. Yaşım da vuruyor beni. Bak gördün mü? Yaşım da vuruyor. Daha olgunsunuz diyor. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Ya. Tecrübe olarak siz gazetecisiniz. Evet. Ya, siz demek yılların kurdusunuz. Siz de az solistsiniz. Ben o kadar bilemem. Ben bilemem. Maksim'in en son az solistsiniz. Siz de az solistsiniz. Olabilir. Olabilir. Konunun bununla alakası yok. Ya şimdi benim yaşımı ben şu an 48 yaşında bir bayanım. Maşallah. Bahsettiğimiz insan 60 yaşında. Yani ben şu an anneme bazen tabii akıl da veriyorum. Anneme de veriyorum. Ben ama genelde hep annemin aklıyla. Akıl yaşlarıyla başladı. Evet. Ya o zaman burada suçlu niye ben oluyorum? Hayır, siz suçlu değilsiniz, biraz sorumlusunuz bu olayda. Ben sorumluyum. Evet, evet. Hala beni sorumlu evet, tutuyorsunuz. Evet, bu olayın medyaya. Bunlar elice. Epes. Verdin gazı. Epes. Dedin ki mutlu ol, ihtiyacım var. Bu arada tabii Epes. Sanatçı ve araştırmacı yazar Onur Akay'a teşekkür ediyoruz. Bu konuyu aydınlattığı evet. için. Hakikaten öyle birçok gazeteci dururken Onur Akay, sanatçı Onur Akay bu konuda güzel bir araştırma yaptı ve gerçekleri ortaya çıkardı. Şimdi burada esas konu şu, Banu Alkan neden gerçekleri gördüğü halde ve Onur Akay kendisiyle saatlerce telefon görüşmesi yaptı biliyorum, bana anlattı Onur Akay. Ve Banu Alkan'a tek tek gerçekleri, Banu Alkan da sormuş zaten şu şöyle mi bu böyle mi, o da bütün gerçekleri Banu Alkan'a tek tek anlatmış. Buna rağmen Banu Alkan ben ilişkimi yaşamaya devam edeceğim diye ifadede bulunmuş. Zaten bize de bağlanmaktan çekiniyor kendisi Banu Alkan. Bağlanmıyor değil mi? Bağlanmıyor. Evet. Önceden bildiğim kadarıyla yani bağlanmıyor. Önceden bağlanırdı. Neden? Neden Banu Alkan yaşamaya bu ilişkiyi bildiği halde gerçekleri yüzüne de bizim programı da izlemiş. Telefonda yüzüne de söylemiş Onur Akay gerçekleri. Bu sorunun cevabı nedir sizde? Aşk bile bile lades o zaman. Aşk gözünü kör etmiş. Bile bile lades. Şimdi izleyicilerimiz de dün okudum mesela yazmışlar. Biz bu senaryoyu Zerrin Özer'de de gördük. Gönül evet, Yazar'da evet. da gördük. Biz bu filmi izledik demişler. İzledik demişler. Yani evet. aklın yolu bir. Bu tip hadiselerde insanın önüne... Peki ne olabilir de? Koyup bir düşünmesi lazım yani. Ne olabilir de bu kadar insanın bilinci kapanabilir? Ha, şimdi o sorunun cevabını ben vereyim o zaman. Aşk. Siz ister bir erkek deyin, ister bir erkek görüşü deyin, isterseniz olgun yaşlı bir amca görüşü deyin. O sorunun cevabı şudur. Banu Alkan kaç yaşında? İşte 60, 60. 62, 63, 64, yani 59 her neyse. Diyelim. Genç bir adam yakaladım. Genç bir adam yakaladım. Yani tabirimi şey görün. Genç bir sevgili yakaladım. Bana hayran, beni seven, bana her türlü destek olan, değer veren, beni mutlu eden bir erkek yakaladım. Bir daha yakalama şansım var mı? Yok. Yok. Yani çünkü hayatın realitesi var. Hayatın gerçekleri var. Bir daha yakalama şansı %1, %1, %2. Böyle insanlar. Bunun için Banu Alkan'ın da kendi karakterini de çok iyi bildiğim için, yapısını da çok saf, çok temiz duyguları olan yani kaptırdı kendini. Evet, ya. Kendini kaptırdı. Kendini, ama asıl bir daha bulamam. Bir daha bulamam. Ay bulmasın. Bir daha bulamam. Asıl mesele bu. Onun için bırakmıyor. Onun için gözü kör olmuş. Onun şu an mantığı devrede değil. O tamamen yok, kadınsal, içgüdüsel yaşıyor. Olarak beğeniyor. Hayranlığı var. Ama çok var. Üzülüyorum onu beğenen, ben. Bir erkek var. İyi görünüyor. Kendinden ama daha genç. Ama şu an öyle güzel görünüyor. Güzel uyumları var. Adamda ilgi alakada sınır şu tanımıyor an bu öyle. Evrede. Şu an öyle. Allah'tan... Ben...
Allah'tan parası pulu yok Banu Alkan'ın. Bakmayın o şatafatlara matafatlara, onların hepsi geçmişte yok, kaldı. Evet. Hepsi geçmişte. Geçmişten kalan Kürtler dışında hiç değerli hiçbir şey yok. Birkaç tane varsa takın. Şimdi Banu Alkan'ın parası yok ama çevresi var. Çevresini kullanmak istiyor olabilir adam. Artık geçti ki onu yapamaz artık. Burada kaç gündür yayın yapıyoruz. Evet. Adamı anlatıyoruz. Evet. Allah'tan yok. Olsa onları da hepsini adamın üzerine yapardı. İnanın yapardı. Yani zamanında da zaten yaptı olanları da yaptı, o araya giren başka bir sevgilisi vardı yani hayatında. Ya öyle bu yani. Kadar mı yani aşk işte öyle enteresan bir kimya ki bazen insanlara kendini rezil ettirir, bazen akıl tutulması yaşatır, bazen bile bile körü körüne uçuruma gideceğini bile bile, üzüleceğini bile bile onu yaşamak ister ya. O yoldan yürürsün. Bilirsin ki o yol karanlık ama gidersin yani. Ama o yol bilmiyor ki dikin ne kadar dikenlerle dolu, ne kadar canını acıtacak. Ben de şundan yanayımdır. Her gün üzüleceğime bir kere üzülürüm. Bu insanla beraber olduğu sürece her gün üzülecek Banu Alkan. Niye üzülsün? Neden üzüleceksin ayrılınca? Bu mutlu şimdi olursun böyle. Ya. Mutlu olursun bu ayrılınca. Bu şimdi böyle. Bu şimdi felsefemiz böyle. Tuğba Büyüküstün felsefesi. Ayrılınca mutlu olacaksın. Mutlu olacaksın. Çünkü yeni kapılar açılacak. Belki yeni bir aşk gelecek. Şimdi Banu Alkan'a yeni kapı açılmayacak diye mi, üzülecek diye mi ayrılmıyor %100, diyorsun? %100. Tabii bulamam. Bir daha bulamam. Beni seven ve yakışıklı olduğunu zannediyor. Bu arkadaşın başka fotoğraflarını da gördük. O George Clooney'e benzettiğiniz fotoğrafı. Ay, yani George, ben sana borç olmuşum. Ay herhalde, yerden söyledim, yırtacağım kendimi bu, şu an. Bu herhalde 25 sene, 20 sene önceki bir fotoğrafı. Bu çok eski bir resim. Yüzü tabii. Çok değişmiş bu kişinin. Yani işte o kadar yakışıklı değil. Yani... Ben gördüğüm şeyi yorumladım. Şu resme baktığınız zaman George Clooney'e benziyor mu? Hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Ama o zaman öyle demiyordu. Evet benziyor demiştiniz. Hiç benzemiyor. Medya ya, sen sus medya ya. Peki Bilal Özcan. Gözlerim konuşsun o zaman. Bize hiç söylemeden sen git düğünlere. Ya siz çok tehlikelisiniz. Neden Bilal Beyciğim? Petek Dinçöz ve Nida Bey'in düğününe. Siz düğüne gidiyorsunuz ve bize söylemiyorsunuz. Ya olur mu öyle şey? Ne alaka? Ben göreve gittim. Söylemedi bize. Söylemedi. Ben göreve gittim ya. Ama insan söyler. Aa, biz masa şey? Arkadaşınızız. Ya ben göreve gittim. Hatta göreve giderken şu de... Şu şeyi menüyü görebilir miyim? Yok neyi? Bir bak. Ya yok. Belgede, bu kadar belgede neler gidiyorum. Var burada? Ne ben göstermiyor da söylemiyor da. Neyse önce biz reklama gidelim. Ardından hepsini çıkartacağım. Bir gazeteci belgelere sahip çıkmadı.